Allah hepimize helal kazanç nasip etsin. Kul hakkını gözeten, ter dökerek, emek vererek evimize ekmek götürmeyi nasip etsin. Hamdolsun, şükürler olsun biz böyleyiz. Şimdi bir dua ediyorum veya bir manevi yönü ağır olan cümleler kuruyorum ama tabii ki madene bağlayacağım. Neden? O katran karası, zifiri karanlıktaki madenden, yerin 7 kat altından simsiyah yüz içerisinde, beden içerisinde o kazmayı sallayarak benim madencim ekmeğini kazanıyor. Yukarıya çıkıyor asansörle, gün ışığına, aydınlığa, toprağa, yukarı. İşte yüzü kapkara ama bembeyaz, en helal ekmek onun ekmeği. Var mı ötesinde? Elbette yok. Kaybettiğimiz madencilerimizin aziz hatırası için bir daha yaşanmasın diye bu memleketi seven bir vatansever olarak sizler adına o soruları sorma zamanı. Haydi yüreğimden kopup gelen cümlelerdi. Ben akan yazı falan okumuyorum. Bu cümleler şimdi içimden size doğru aktı. Güçük altında kalan kim bilim? Bilim insanlarının raporları, denetçilerin raporları insanlığımız, meslek ahlakımız, biz 85 milyonun yüreği. Göçük altında. Hadi eğer kaldırabilirsek kaldıralım. Kapkara sorular dedim. Kapkara sorular. Bir, madende o gazın grizu patlamasına neden olacak o gazın çıkıp çıkmadığını anlayan sensörler var. İşte o gaz çıktığında hızla herhangi bir yanıcı madde olmayacak. Galeriden, yerden, oradan çıkılacak. Teknoloji ilerledi. Şimdi oturup size ben teknolojinin ilerlediğini anlatamam. Ama kusuruma bakmayın. Ya bu sensörler var mıydı? Varsa neden çalışmadı? Çalıştıysa, alarm verdiyse gaz var, patlama riski. Neden işçiler hemen tahliye edilmedi? Net sorular böyle. Madenci olmaya gerek yok. İki, Az önce haberimizde de arkadaşlarım yazmış. Ellerine kalemlerine sağlık. Çip neden çalışmadı? Çip dediğiniz nedir? Hepimizin telefonunda da var. GPS. Grand Position System. Yeryüzündeki yerinizi belirleyen, uyduya sinyal yollayan küçücük bir çip işte. Herkes makara yaptı. Aşı olana çip takıyorlarmış diye de bulunduğunuz yeri gösteriyor. Bu çipler niye çalışmadı? Allah aşkına çalışmıyorsa Durdurun madeni. O işçiler inmesin. Bir dakika teknik aksaklık var. O zaman bir soru. Almanya'da böyle hayati bir ekipman bir madende Avrupa'da çalışmayacak. Orada üretim devam eder mi yoksa şalteri indirirler mi? Ya. Ya. Yetkililer, denetlemecisi oranın, iş güvenliği uzmanı, mühendisi, müdürü liyakatle mi atandı yoksa torpil mi geçti yine? Yoksa yine birileri dayısının sayesinde mi oralara geldi? Soru soracağız. Sanat, liyakatli atama mı? Bütün bu eksiklikleri görenler, Sayıştay raporunda yazılanlar e nasıl çalışıyorlar? Sosyaliten niye indirilmiyor eksiklerin tamamlanması için? Acil durum ve risk planlaması yapıldı mı? Olağanüstü bir durumda. Herkes tecrübeli madenci orada tahliye planı, acil durum, müdahale ekipleri nasıl olacak, ne olacak? Bunları ben mi söyleyeceğim bu stüdyodan? Bunlar yapıldı mı? Bu sorunun cevabını arıyoruz. Sayıştay'ın 2019'daki raporu ne oldu? O patlayan galeri var ya, yanarak öldü insanın benim orada. Oradaki gaz ihtimalinin, patlama ihtimalinin çok yüksek olduğunu Sayıştay'ın denetmenleri yazmış. Harika. Peki, bir, Niye gereği yapılmadı? 2. E Sayıştay 2020'de, 2021'de, 2022'de tekrar tekrar gidip buradaki o ilk raporda bahsettiğiniz eksikliğin giderilip giderilmediğini kontrol etmediniz mi? Bunun sizin görev tanımlamanız içinde yeri yok mu? Denetimler yapılıyor mu? İşte kısa süre önce denetim yapılmış. Yani çay kahve söyledim, galeriye falan hiç bakmadım. Oturduk, müdür beylerle falan takıldık hep birlikte. Kuru yemişti ikram ettiler, öğle yemeği. Biz de tamam, denetleme tamam diye hop basıp geçtik mi acaba? Yerin 7 kat 6 dedim. Buyurunuz, SGK, hepimiz oraya bağlıyız, ben de oraya bağlıyım. SGK'nın raporuna göre 2003-2021 arası 18 yılda 152 bin kişi. Ya rakama bakar mısınız? 152 bin maden işçisi bir şekilde bir iş kazasına yaşamış. İş kazası yaşamış. İş kazası. Peki vefat sayısı 18 yılda 921. Soma 301 de orada. İşte öldü. Artı 41. Şimdi vefat eden 41 kardeşimizi de koyacağız oraya. Peki artış ne? Yahu dünya Mars'ta koloni kurmaya gidiyor. Herkes patır patır uydu atıyor. Biz de teknolojik gelişme içindeyiz Türkiye olarak. Açığı kapatıyoruz geçmişten gelen. E madenlerdeki kazalar azalması gerekirken şu %97'lik artışı ben aklımda hafsalamda nereye koyacağım? Söyler misiniz bana? Mi? azalması gerekirken nasıl artabilir? Bir de dünyaya bakalım. ILO, biz çalışanların bağlı bulunduğu dünyanın işte iş konusundaki en önemli kurumu diyeyim, uluslararası çalışma örgütü. Türkiye'de 2019-2021 arasında 189 madenci kazalarda hayatını kaybetmiş. Bu rakam var ya, rakam demek istemiyorum. Bir baba, bir kardeş, bir amca, bir dayı, bir dede. O 189 bizi dünya birincisi yapıyor. Keşke başka şeylerde dünya şampiyonu olsaydık. Ukrayna 57 ölümle ikinci sırada. Ya farka bakar mısınız? Ukrayna'da çok yüksek. 189 vefat, 57 kayıp Ukrayna. Moğolistan. Yani Moğolistan Orta Asya'da haritada yerini gösterebilir miyiz? Gösteririz. 37 insan hayatını kaybetmiş madenlerde. E en alttakiler kim? Çekya, Almanya, İtalya. Avrupa ülkeleri. 5 vefat. Her birinde beşer. İtalya'da, Çekya'da, Almanya'da. Ki Esen bölgesi, Ruhr bölgesi kapansa da Almanya'nın birçok yerinde çok ciddi madenler olduğunu iyi biliyoruz. Ya. Dünya teknolojide gelişti. Bu işler müthiş gelişti ama biz niye can hala madenci kaybediyoruz? O zaman tekrar sorayım. Soru sormak bir sanattır. Çip çalışmıyorsa, burada gaz kaçağı riski var diyorsa rapor. Orası denetleniyorsa ve en önemlisi tahliye planları, acil durum planları ortada yoksa nasıl oldu da çalışmaya devam edildi şalter indirilmedi. Almanya'da, İtalya'da olsaydınız o şalter yukarıda kalıp çalışmaya devam mı ederdi yoksa şak diye inip eksiklikleri tamamlayacaksınız mı denirdi? Başka sorum yok.